Gelişine Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Abdullah hoş geldin. Selamlar Vahit. Şebek gibi sırıtarak girdik. Yani bunun birçok sebebi var aslında. Hatta Az önce bir YouTube canlı denedik. 2 dakikalık. Ve bu, başardık. Yani bunu siz görmediniz, görmeyeceksiniz. Abdullah'ın o klasik çok güzel bir şarkı söyledi kendisi. Asla göremeyeceksiniz. <laughs> Ama büyük ihtimalle bundan sonra galiba gelişine podcast'in haftalık bölümlerini canlı olarak yapacağız gibi duruyor şimdilik. Kardeşim müjde gibi müjde. Aynen öyle. Vallahi öyle yani. Yani ne diyorduk ilk bölüm girişinde Abdullah? Nasıl başlıyorduk lan? <laughs> Şöyle kanala abone olmayı unutmayalım Ha o, o diyorsun. Kardeşim onu e, derken bu arada bir teşekkürde bulunalım. Evet. 100 aboneyi de 100 aboneyi Herkese çok teşekkürler herkese. şimdiden. Destek var. Gerçekten herkese çok, çok teşekkürler. Nice yüzlere, binlere, on binlere neyse. Artık. Bir milyonlara inşallah. Evet evet. Yani 100, 106 abonemiz var şu an. Bakalım bölümü yayınladıktan sonra kaç olacak. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yok abi. Yorum beğeni de basarlarsa çok dedim olur. Evet memnun oluruz. yani beleş. Yani para verilmiyor. Hani YouTube elin mask almadan önce son çıkışlar bunlar. Eğer alırsa büyük ihtimalle beğeniye de para isteyecek, yoruma da para isteyecek. Hani o yüzden biraz sıkıntı. Yani şey hani YouTube canlı yayına, haftalık canlı yayına geçersek, yani süper chat falan, bilmiyorum, yapar mısın Abdullah? Kapitalistin köpeği olacak mısın? Yani olduk bile şimdiden. Hani ödün verdik karakterimizden epey bir e, dönem Nasıl önce. Verdiniz? Bakalım ya. ya. vermişizdir abi hayatta yani kapitalistin. Ya yok, kapital tabii sistemin... tabii. Ona bir şey demiyorum. Yani ister istemez, hani dik duruş sergilemiyorsun güncel hayatta da illaki falsolarımız olmuştur. Ama tabii dir dira olmaya yani, bir, abartmamaya çalışıyoruz ama yine de. Yani büyük ihtimalle canlı yayını maksimum 5 kişi falan izleyecek. Aynen. <laughs> yani o yüzden deyip tekrardan hatırlatayım abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Evet dostlar. Yani en olsun. çok abone yani en çok istediğimiz şey aslında yorum. Hani tartışmak, konuşmak, Aynen. fikir sunmak. Ne kadar ya yani interaktif abi, ne kadar e, geri feedback olursa, dönüş olursa, katılım olursa hani karşılıklı daha fazla kişi kitleye ulaşırsak o kadar Kesinlikle iyi. Bizim için yani. yani şey için yani eş dost için de çok yapmak istemiyoruz bunu. Zaten eş dostla sürekli konuşuyoruz. Hani tanımadığın, bilmediğin abi. insanlar olunca onlardan fikir Kesinlikle. gelince Kesinlikle. daha çok Güzel biz de hevesleniyoruz. Bir senedir aslında podcasti sadece ses üstüne yapmıştık. Şimdi videocast olarak aslında devam ediyoruz. Yani yani motivasyonumuza da hakikaten bize de tak takdir edilirse aslında. Bakın Bak, hafta istikrarlı. Yani, Maksimum dinlendiğimiz bölüm sayısı ilk bölüm. Hani YouTube'daki ilk bölüm. 150 civarı. Evet evet. Yani Spotify dinlenmelerini falan söylesem size siz dersiniz ki kafayı mı yettiniz? yani bu özgüveni, bu motivasyonu nereden buldunuz diye bize sorabilirsiniz deyip biz bunu salı akşamı Galatasaray İstanbul Sporu maçından sonra Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nun o meşhur penaltısından sonraki maçtan hemen bir saat sonra çekiyoruz. Galatasaray İstanbulspor Sporu maçıyla başlayacağız. Oradan bir hafta sonuna döneceğiz Başakşehir maçına. Ne oldu ne bitti Galatasaray'ın Galatasaray'ın bir beş gün içindeki performansını değerlendireceğiz. Avrupa'ya gideceğiz. İngiltere'de bir derbi var. Derbilerin derbisi. Arsenal Tottenham maçı vardı. Onu konuşacağız. Ardından İspanya'ya gideceğiz. İspanya'daki derbiyi konuşacağız. Atletico Real Madrid derbisini konuşacağız. Videonun sonunda eğer unutmazsam yayının sonunda Abdullah'a çok önemli bir sorum olacak. Bir eve gelmeden önce, yayına gelmeden önce bana soruldu bir soru. Ben de hemen aklıma geldi. Hatta şimdi sorayım. Yayın sonrası yayının sonuna kadar düşünsen. Cevaplama şimdi. o ara insanlar da yorum yaparsa bundan memnun oluruz. Hani sorum şu. Bir müzisyen, bir oyuncu, oyuncu yani sanatçı filmlerde, dizilerde, tiyatroda oynayan bir oyuncu ve bir futbol adamı. Yemek yiyeceksiniz. Bir menüde ne var? İki nerede? Üç bu isimler kimler? bir müzisyen, bir o sinemadan oyuncu, bir de sporcu mu? Evet. Holy shit. Yemeği tamam. de söyleyeceksin. Yani kafam kafamı şimdi karıştırdın, aklım bir o tarafa gidiyor. Yani Kimleri no, seçebiliriz yok. diye. Bakalım. Tamam. Yani tamam. yemeği de seç. Ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Yemekten hiç anlamam <gülüyor> abi. <gülüyor> Bakalım tamam. ne diyeceğim bilmiyorum. Tamam. Yani <laughs> sorun bu. Yorum insanlar da yorum yaparsa hepsini okuyacağız. Zaten 5 tane büyük ihtimalle yorum gelir. Büyük ihtimalle cevap veririz. Değil. Galatasaray İstanbul, İstanbul Sporu Galatasaray maçıyla başlayalım. Hatta şuradan Aynen. Bu arada de söyleyeyim hani bu Başakşehir maçı çok önemli olduğu için Galatasaray'ı evet, birleştirmek istedik diğer büyük takımları da konuşacağız hani maçına göre biraz. Hani haftanın öne çıkan maçı olduğu için Galatasaray Başakşehir'den ekledik. Onu da söyleyelim. Hani Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda daha böyle e, yüksek profilli bir karşılaşması olduğunda mutlaka onu da ekleyeceğiz. Hani biz öyle takım seçtiğimiz için değil, tamamen yüksek profilli maçları konuşmaya çalışıyoruz. Hani sadece Süper Lig evet. konuşan bir kanal olsak kesinlikle öyle ya da sadece Premierlik sadece Avrupa futbolu konuşan bir kanal değiliz. Biz genellikle haftanın önemli spor olaylarına değindiğimiz değindiğimiz değil değindiğimiz evet. bir yayın yapma derdindeyiz. Böyle bir gayemiz yani, var. Yani e, düzenli takipçileri bunun farkındadır evet, diye düşünüyorum yani. yani. Tenis de konuşuyoruz, snooker da konuşuyoruz, NBA başlasın NBA'i de konuşacağız. Hani bunları konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi başlayalım. Ben şuradan başlamak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir dedikodu evet. dönüyor. Uzun zamandır. Güya, güya hatırlamak için de söylüyorum bunu. Ligin kalitesini arttırmak için şampiyonu playoff'la belirlemek uğraşıyor. Playoff'la belirlemek için uğraşıyor. Sırf daha fazla derbi maç oynansın diye. Tahmini şu genellikle yani dört tane takım playoff'a kalacak. Bu dört da dört büyük takım olacak. Hani tahmini o. Büyük ihtimalle TFF'nin çok tamam. Fenerbahçe Galatasaray maçı daha çok Trabzonspor Beşiktaş, Fener Trabzon, Beşiktaş Galatasaray maçları olacak diye bir kalite arttırımı düşüncesinde. Ama ülkenin 3 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynandığı stadın zemine bakamadı ve zemini bugün boyamış. Ve Galatasaray İstanbulspor <laughs> maçına zemini boyanmış bir şekilde oynandı ve Torayra'nın saçları sarı olduğu için ve yerlerde çok fazla süründüğü için Hani altı numara olduğu için hani direkt topu kesmeye kayan bir oyuncu olduğu için yem yeşil oldu. Maç sonu da bir postu var kendisinin. Mutlu adam Hulk evine dönüyor tarzında. Ellerini elleri, saçları yem yeşil. Gıda boyası artık ne boyasıysa. Kanka Sandal yani var. bir Twitter onun şey sağlığa zararlı da kesinlikle. Hani yani yan olan var. yani. Hani cilt cilt ciltte böyle e, egzama tarzı e, vesaire e, gör gözde mesela göze geldiğinde böyle bir gözde hasara oluşturabilecek yan etkileri de olduğu söyleniyor. Yani çok bu işin hani daha Vakıf bir vakf değiliz ama öyle bir olumsuz tarafları da var. Yani bir 3 ay önce sen de Şampiyonlar Ligi finalinden bahsettin. E bu stadın sorumluluğu da bu arada federasyondan evet Evet faiz. federasyon kimseye sallayamaz. Evet. Hani bu kulüp yani, bakmadı, şu bakmadı diye yani federasyon önce dönüp kendine baksın hani diğer statları denetlemeden önce önce kendi sorumluluk alanlarına baksın. Hani daha önce çok daha ciddi sorunları var. Yani çok düzelecek gibi değil. Ya yani biz hep bu değiniyoruz hani böyle aksaklıklara, eksikliklere değiniyoruz ama çok düzelecek gibi hani üzerine mesela şeyden bahsediliyordu. Stad zeminleri bozuk olan takımlara yaptırım uygulayacaklar, yaptırım uygulayacaklarından bahsediliyordu. Nihat Özdemir döneminde de vardı bu. Aynı şeyi Mehmet Büyükekşi döneminde de hani yine dile getirildi. Ama yani dediğimiz gibi önce e, kendi sorumluluk alanlarına bakılıp ondan sonrasına bakmak gerekiyor. Yani yapılacak çok fazla şey var yani, Türkiye'de. Kruf, kita ölmeden önce kitap yazdı. 2016 yılında öldü diye hatırlıyorum ya da 14. Yani benim oyunum diye bir kitabı var. Herkese tavsiye ederim. Bence futbol tarihindeki en müthiş kitaplarda ilk üçte yer alıyor. Benim için bir numara. Kitabında yani futbolu geliştirmek için hani bu dünyadaki futbolla ilgilenen herkes bu cümleyi kurmuştur. Şöyle bir cümlesi var. İlk önce eş çim Sağ. Yani bu, bu Gayet. kaç yıl önce yazdı? Bunu dediği vakit 1970'ler, 1980'ler. 2023 yılındayız. Teknolojinin uçtuğu yıllardayız yani. Bambaşka. Ben şu an yayını ve kendi telefonum üstünden yapıyorum. Webcam, webcam'in bir kameram yok. Hani masaüstü bilgisayarım. Ve sadece bir uygulama üstünden telefonumu webcam'e çevirip kullanabiliyorum. Hani en basit örneği şu an aklıma böyle bir teknoloji geldi örnek olarak. Hani yapay zekalar kullandığımız sistemde o Reels videoların çoğunu yapay zeka yapıyor. Hani birçok teknoloji üstünde çok dünyanın en yani dünya tarihinin ulaştığı en teknolojik çağdayız. Ve çim hala boyanıyor. Yani. Yani hep şeyden bahsediliyor. Vahit hani e, bu hani yük çok aşırı derecede bu yaz e, sıcak sıcaklar ama hani mahkum oldu hani çok fazla yağış alamadı ülke. E, evet bu e, hani bir evet. sorun teşkil edebilir ama buna bile çözüm var yani. Hani farklı i̇şte alternatifler getiriyor farklı ülkelerden. Ya tabii ki de kesinlikle yani. Ya sen o sahayı düzeltmek istedikten sonra çözüm mü yok? Real Madrid sahasını görüyoruz. <laughs> Wow. Hepsi var yani. Yani bunun parayla tamam parayla alakası var. O zaman Cüneyt abi sürekli buna değiniyor Cüneyt Kaşeler 4x4 futbolda. O zaman yayın gelirinden her kulüpten parasını keseceksin. Sen diyeceksin ki TFF olarak kardeşim bu paranı kestim. Benim çalıştığım bir tane çim kurumu var. Çimlerle ilgilenecek bir kurum oluşturdum ben. Bu kuruma bu paranı ödeyeceğim ve senin sağ çiminde bu ilgilenecek. White bir de şöyle bir şey var hani ha, futbolcu harcanan paraları düşününce yani, yani, çok komik kalıyor bu stat zeminlere harcanacak yani, bedel. Salih Uçan, Salih Uçan oluyor. çıktı Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Bakar'ın aldığı maaş 3,5 milyon euro. Chamberl Chamberlain'in yani, aldığı yani, maaş 2 milyon 20 euro. Futbolcu 20 futbolcu vardır herhalde o, o kazanıyor. Yani, düşünsene Chamberlain'in maaşının onda biriyle stat zemini bakılır. Bu Ya ben şey değilim. diye düşündüm yani çok çok yani şey random bir sayı rakam söyleyeceğim de hani 100 200 bin euroyu falan bence zemini çok cilo yani gibi kesinlikle. yapabilirsin diye düşündüm. Hadi, hani çok... hadi alt dik takım, Hı? hadi alt dik takımların Sakaryasporu ya da başka takımlar Sakaryasporun zemini de kötü olduğu için hani direkt o aklıma geldi. Evet. Hadi geçtim alt dik takımlar. Hani bütçeleri yetmiyor ya da maddi olarak sıkıntılılar, Tatları eski falan hani Afak'ı konuştum. Ama ve lakin hani Süper Lig'de bile bu düzende olduğunu görmek yani çok başka bir seviye deyip maça geçelim. Galatasaray İstanbul Sporu maçını ben çok fazla bakamadım. Sen neler gördün? Ne izlenimin var? Hani maç hakkında ne düşünüyorsun? Yani Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin penaltısı kaçsaydı kaçtı. Hani kaçsaydı dedim. hani maç Galatasaray puan kaybı yaşasaydı çok fazla konuşulacaktı ama hani çok kötü anlamda çok fazla konuşulacaktı. Şimdi herkes şokaya evet. vuruyor. Sen neler söyleyeceksin Galatasaray-İstanbulspor maçı hakkında? Oyunu beğendin mi Galatasaray'ın? Başakşehir için sonra. Anladım. Yani şey, oyunu beğendim kısmından başlayalım. Yani bu tamamen idare ederek hani Galatasaray'ın kalitesiyle kazandığı bir 3 puan. Hani çünkü yoğun bir fikstüre girdi. Ne İyi hafta içi hafta. Evet işte birkaç eksiği vardı. Hani çok fazla rotasyon da yapma. yani. Oyuncuları dinlendirmeye de çalışıyor Okan Buruk. Hani bu tip maçlarda her maçın ay şey maçın ismine göre motivasyonları farklı oluyor. Vay. Çünkü Başakşehir maçını çok daha yüksek profilli maç. O maça hazırlandığın gibi hani o o hani futbolcu gözünden de hani farklılık gösterebiliyor yani çünkü oyuncu psikolojisi. İstanbulspor'a hazırlanmakla Başakşehir'e karşılaşmasına hazırlanmak. Şimdi İstanbul'dan sonra bir Ankara Gücü maçı oynayacak alt Galatasaray sonra dönecek United maçına çıkacak. Hani bu biraz hani oyuncu psikolojisinden bakacak olursak biraz bir şey nasıl söylerler? Daha böyle ciddi, ciddi, tabii ki de kazanmak için oynuyor ama biraz daha rahat oynadığını yani çok fazla yüksek pro, hani yüksek seviyeden oynamadığımızı söyleyebilirim. O penaltı kısmına gelecek olursak ben şey onu biraz lakayitçe bu, hani, bulanlar var tabii ki. Yani evet. O hareket çünkü çok gördüğümüz gibi bir, bir hareket değil. Ben pek öyle görmedim abi. Hani aslına bakarsan. E, zaten maçtan sonra Okan Buruk da bahsetti. Hani bunu daha fazla geçen senelerde de denediklerinden bahsetti. Yani kafalarında varmış e, ile Kerem'in. Ama hani uygulanması için doğru karşılaşmanın hani olumlu olmadığından belki de hani tercih etmediler. Bence abi İstanbul Spor maçında hani tercih edecekse pekala bu tip bir maçta tercih edip Çünkü hani daha düşük profil olduğu için hani telafi edebilirsin gibi geldi bana hani. E, ve şey ya tabii ki herkes hani farkını hani 3-0-4-0 olsa eee yani uygulanabilirdi diyorlar ama o zaman da şey rakibe saygısızlık olarak daha fazla bence hani evet. daha fazla düşünülebilirdi o skor olup da bu şey bu hareketi yapılsaydı ve işin sonunda şunu da düşünmek gerekiyor hani aslında uygulama çok iyiydi e, imkansız bir şey başardı evet, kardı yani kaleciyi de terse Hatta yapmıştı boş kaleye Evet evet yani Paris'te mesela attığı pozisyon çok daha zor bir pozisyon. Yani uygulamada mesela Neymar'ın orada hiç yani çok iyi bir B uygulaması yoktu ama daha zor pozisyonda gol çıkarmıştı. Öncesinde Messi'nin ne Suarez'de yaptığı bir aynı uygulamayı hatırlıyoruz. Yani Cruyff zamanlarından da Cruyff'un da uyguladığını biliyoruz. Ben. Evet. Yani şey e, çok az da olsa hani uygulanabiliyor. Hani ben çok şey hani çok olumsuz bir yönden bakmıyorum. Maça gelecek olursak dediğim gibi Galatasaray çok idare etti abi. E, maçı maçın başında zaten bir 7 dakikada 3 tane net pozisyon e, yakaladı. Özellikle Driz Mertens'le %100'lük birkaç pozisyon vardı. Hani orada e, hani ilk erken golü bulsaydı bence daha farklı bir noktalara girebilirdi. Ama ikinci yarıda e, fazlasıyla oyuncu değişiklikle birlikte e, İlk ilk yarıda bence çok kontrolündeydi. Yani şu net bir şekilde domine etti Galatasaray oyunu ama ikinci yarıda İstanbulspor'un da birkaç tane pozisyona girdiğini, yani biraz daha geniş alanda yakaladığını gördük. O biraz da fiziksel olarak oyuncuların düşmesiyle de ben o ilintili olarak görüyorum. Çünkü yarı sahada oynamakla gitgelli oynamak arasında çok daha fazla hani efor sarf ediyor oyuncular. ben orada biraz hem zaten Mertens 55'te aldı. Mertens zaten 45-50 dakikalık bir kurşunu var. Bunları maçların çoğunda görüyoruz. Bence takımın en iyi presçilerinden biridir Mertens başlangıç noktası olarak. Hani Okan Buro biliyor sen de biliyorsun ki çok iyi şiddetli pres yani ligin en şiddetli pres uygulayan takımı Galatasaray. Yani önceki haftalarda da bunu net bir şekilde gördük. Bunun da bence en hani temel temel direklerinden bir, birkaçı Torreira, Mertens yani bu Hatta Icardi'yi de katıyorum. Bu gerçekten oyun bilgisiyle hani doğru yerde doğru şiddetli presiyle bence e, çok olumlu işler yapıyorlar. Ama e, Mertens'in de işte dezavantajı hani bu kurşunu çok fazla yok ve e, son maçlarda zaten ilk, 11, ilk 11'de başladığı maçlarda erken çıktığını görüyoruz. E, o presi kaybettikten sonra İstanbul da biraz daha hani daha hızlı, daha fazla geniş alan yakaladığını gördük. E, Torreira'yı da fazla dinlendiremiyor Galatasaray çünkü önemli çok önemli bir oyuncu. Hani o olmadığında ne, ne, ne kadar zor duruma düştüğünü sezon başında hatırlarsın. Sakatlığı ve cezalı olduğu maçlarda Galatasaray çok fazla zorlanmış. Yani onun çok muadili yok bu takımda. Yani e, olabildiğince kullanmak istiyor, özellikle Boe ile Torreira'yı rotasyon. Çok yapmamaya çalışıyor. Bunu Icardi'yi de katıyorum. Yani bu üç oyuncu e, sezon boyunca sakatlanmadıkları, cezalı duruma düşmedikleri müddetçe sahada kalın, kalacak gibi geliyor bana. Hani kolay kolay e, Türkiye Kupası maçları haricinde dinlendirmeyecektir. Yani bu konu maça dair çok fazla söylenecek bir şey yok. Başakşehir maçından e, o biraz tabi ar ar arkada kaldı. Hani e, bu maçı oynadıktan sonra hani Başakşehir maçına dönmek ne kadar doğru olur ama <laughs> biraz ona da gireriz. O maçta tabi Ziyech vardı. Ziyeç varken tabi takım daha farklı oynuyor. Tete Ziyech'in aynı anda oynadığı e, kadroları vahit. Galatasaray'ın çok daha boyut kattığını gördük. Yani o, e, henüz daha Ziyech hazır değil. Ama ikisinin de Oyun kuruculuk meziyetlerinin olması vaat, Galatasaray sete sette de çok hani şey tehlikeli kılıyor bana kalırsa. Çünkü de Tete de o maçta çok iyiydi. Özellikle e, hani oyun kuruculuk meziyetlerinde olması hani içe kat etmeleri hani sadece çizgi oyuncusu gibi değiller ikisini de ben mesela Tete'yi bu, bu yönünü çok fazla bilmiyordum hani çok fazla e, hani izlediğimiz bir oyuncu değildi Galatasaray'a gelmeden önce ama oyun bilgisinin de iyi olduğunu gördük o maçta hani çünkü Başakşehir bence iyi bir test e, aslına bakarsan bu oyuncuları görmek açısından eee şeyin de bir açıklaması olmuştu Çağdaş Atan'ın. E, oradan sana pas atayım. E, ön alan preslerinden meşhurdur Çağdaş Atan'ın. Evet. E, hem ön alan presleri hem de geriden topla çıkmayı da çok sever çağdaş atan bu iki bu iki özelliğini de Ziyech'ten kaynaklı olarak çok kullanamadıklarından bahsetti. Hem ön alanda presleri kafalarını biraz karıştırmış hem de Ön alan preslerini hani Başakşehir'in ön alan preslerini de kırma açısından için e, oradaki hani on numarada varlığı hani o çünkü oyun kurucu e, meziyetleri onları sorun yarattığından bahsetti. Yani istedikleri gibi baskı kuramadıklarından baskıyı çok kolay açtıklarından bahsettik altı sırayın varlığından dolayı. E, oradan sana pas atayım sen neler gördün? Yani maçtan sonra radyoya da bağlandım şunları dedim. Hani Çağdaş Hoca bunu dedi hani Ziyeç'in varlığı bizi biraz sıkıntıya soktu diye. Ama Çağdaş Hoca'nın bu konuşmuştuk yani ya Sports Dijital'de Faruğ ile alakalı bir cümlesi vardı. Bunu bence kendisi yaptı bu maç. Çok fazla oyunla bağlı kaldı. Çok fazla taktik hani o kelimeyi nasıl diyeceğim tam bulamadım ama hani oyun oyununa çok sabit kaldı. Bazen oyunu değiştirmesi Hı. gerekiyor. Hatta hatırlarsan Başakşehir maçında şöyle bir Torayra'nın bir penaltı beklediği pozisyon var. Volkan Babacan'ın hatalı bir çıkışıyla. Hani kaleciden oyunla başlamak evet. istemesi, geriden oyunla başlamak istemesi. Hiç uzun top atmamaya çalışıyor. Yani Dezerbi'nin oyununa çok fazla kendini adapte etmiş durumda şu an. Hatta ligde uzun top atmayan, Premier Lig'de uzun top atmayan tek kaleci Brighton'ın kalecisi. Hani Dezerbi hiç asla istemiyor. Yani hata da yapsa oradan başlamasını istiyor. Çağdaş Hoca da bunu yapıyor. Şey, e, şey diyeceğim. Özür dilerim. Sözünü kestim. E, uzun top kalecilerinden bahsedeyim Brighton'ın. Aynı zamanda uzun taç atmayan da evet. tek takımmış. Yüzde yani sıfırmış galiba. Yani uzun taç da atmıyorlar yani, yani tercih olarak. Çağdaş Hoca'nın <laughs> oyunu Galatasaray içinde bu kadar bence Başakşehir olarak değiştirmesi gerek. 3 hafta önce ya da sezonun ilk maçında Kayseri maçında oynadı. Çağdaş Hoca ilk defa bu sezon Galatasaray'la oynamadı. Galatasaray'ın zaaflarını bilen ve Galatasaray'dan puan almış tek hocaydı. Başakşehir maçına kadar. Hani hatta şu an tek puan almış hoca ve şunu diyeyim ekstra olarak hani bazen oyun değiştirseydi maç içinde bence yine de puan alacaktı. Ekstra olarak Galatasaray'a gelirsem Galatasaray bence Çağdaş Hoca'nın oyun planına göre Berkan'ı aradı. Çünkü Kayseri maçında Berkan vardı ve hani o ön alan baskısını eğer uzun vurursa Kayseri Spor Berkan orada kalıyordu. Altı numarada hani orta yayın orta saat çizgisinin orada kalıyordu. Ama kısa çıktıklar anda direkt orada boşta kalmış oyuncuya baskıya koşarak gidiyordu. Hani bunu yanındaki Torayran'ın yanındaki oyuncu Kerem ne kadar yapabildi ya da onun yerine giren başka bir oyuncu Ziye ne kadar yapabildi o ayrı bir mevzu. Hani Berkan gibi sadece fiziksel olarak değil. Hani Berkan ayağı iyi bir oyuncu pas. Pas oyununa bence alışabilecek bir oyuncuydu. Ama bunu çok göremedik. Ama velakin o fiziksel olarak baskıyı yapabilecek takımdaki en etkili oyuncuydu. Hani çok fazla koşabilen bir oyuncuydu. Hani bu maçta olsaydı Galatasaray adına çok daha iyi olabilirdi. Rahatlık anlamında söylüyorum. Hani der, dedin ki 0-0 bitecek ilk yarı. Ziyeğin harika bir şutu. Bireysel olarak müthiş bir şutu vardı. Hani o şut aldı topu kontrol etti ve topu havada süzülmesini bekledi. Yani bunu yapabildi. Aynı Ziyek'e karşı attı. Evet, yani bir golü var zaten. Kesin kesinlikle. Olması lazım. Yani Ziyek gibi bu kadar kendine has yetenekli bir oyuncunun bu ligde izleme çok başka bir seviye. Bence Ziyek'in minimalindeki oyuncu, perspektifindeki oyuncu Mahrez. Yani bence çok benziyorlar oyun anlamında. Hani bazen ikisi de Mahrez bence bir tık daha ileride taktiksel olarak Pep'le çalışmasının da etkisi var bunda. Ama oyun kurucu anlamında iki oyuncu çok fazla hani düşünüyorum şu an hani ikisi sağda olsa ya da aynı takımda olsa ne kadar etki ederdi diye. Yani şu, gireyim ben. Sözünü kesmeyi söylemedim seni. Yani hakikaten şey bu bir de şey mesela Ziyech'in şöyle bir özelliği de var. Hani sahada hazır olmadığını fiziksel olarak Kesinlikle. görüyorsun. Hani daha 90 dakikayı çıkartamayacağını görebiliyoruz ama e, hani oyun stilinden dolayı White hani, çok kolay e, oyunu mesela atabiliyorsun. Mesela Zaha'da bunun sancıları daha fazla yaşanıyor. Çünkü o eve endombele. Bu ikisinin e, oyun stilleri biraz daha driplingçi. Hani e, atlet oyuncuları olduğu için o hem takıma monte etmek hem de fiziksel olarak hazırlamak daha zor. Ama Ziyech ve Tete tarzı oyuncuları e, yani teknik oyuncuları olduğu için e, her türlü sahada mesela kötü de oynasalar e, çok o, rahatlıkla barındırabiliyoruz. Bu bu bence çok büyük bir avantaj olacak lig için. O benzetme olarak da e, ben Mahrez'den ziyade şeyi daha çok benzetiyorum. E, yani benzetmiyorum hatta birebir bence ko, o, kopyası gibi. E, Raşit Gezal zaten evet, örneği evet. olarak. direkt. Doğru. Aynısı. Yani oyun kurucu sol, sola, sağ açık. Hani o numarada oynayabilir. Sağ açık çizgide de oynayabilir. Her oyuncu da şu... ülke olarak komşu sayılır. Bir, bir, bir. Evet evet Cezayirli, Faslı yani bu o topraklarda zaten çok üst düzey yetenekler çıkıyor yani bunu biliyoruz. E, Belhanda'yı da katalım buna. Hani o da yine aynı tonda, aynı tatlı oyuncular. E, gerçekten hani, ligin çok üstünde olduğunu zaten bu, bu seviyesiyle böyle gösteriyor. E, onun dışında e, geride kaldı ama biz de övelim. Hani çok övüldü ama Davinson'u biz de övelim. Yani bu ligin zaten çok üstünde olduğunu... E, çok fazla bahsetemedik Davinson transferinden evet. hani çok oyuncu değinemedik ama ben şimdi söyleyeyim ben hani ilk geldiğinde de zaten bunu düşünüyordum hani bu maç benim fikirlerimi değiştirmedi e, ben gelirken de zaten e, Nelson'un formasının risk şey çağ, Nelson için çanların e, çaldığını düşünüyordum zaten e, abi hani herhangi bir a, departmanda hani Nelson'un e, Davinson'dan daha iyi olduğu alanlar düşünüyorum e, hangi alanda daha iyidir hani o bireysel oyuncu olarak çok fazla bana kalırsa yok. Yani düşmüş Nels, düşmüş, düşmüş, Davinson bile yani bu lige düştüğünü düşünürsek hala ligin bence çok üstünde bir oyuncu. Bunu da zaten Başakşehir maçında çok rahatlıkla gösterdi. Henüz daha 90 dakika hani fiziksel olarak hani son bölümde biraz yorulduğunu hissettik Aynen, ama yani. abi maç boyunca gerçekten çok üstün bir performans. Duran toplarda da çok büyük tehdit olacağını gördük Vahit. Yani bu iki gol çıkarabilirdi. Yakın o. mesafede ya da Taçta bir tane e, Kazımcan'ın evet. pasında şey tacında kafayı uzatsa o da gol olabilirdi. Hava hakimiyetinin ne kadar üstün olduğunu görüyoruz. Zaten fiziksel olarak çok üstün bir oyuncu. Yani Bekao ile Davinson bu ligin hani fiziksel olarak gerçekten üstündeki oyuncu. Bence bunların farkını da e, maçlarında takımlarına gösteriyorlar. Yani farklı A, a, formüller geliştirmesi gerekebilir Davinson'la e, Nelson'u aynı anda oynatması için Okan Buruk. Çünkü e, ben Abdülkerim dokunulmaz. Hani her halükarda bu takımda direkt yazılır. Yani ister sol beklen ister sol aç. Yani e, çok net takımda hani şey Türk olduğu için evet, değil. Anladım. Net zaten bir evet. e, hani e, şey her maç istikrarını koruyan oyuncu burada sıkıntıya giren pozisyon Nelson'un. Şimdi Nelson'da satışı olacağı için hani bir satılması yani gerekiyor. Çünkü artık yavaş yavaş yaşı geldi. Hani oradan iyi bir gelir elde etmesi gerekiyor. Çünkü yedekte de çok bekletilmemesi gerekiyor o yüzden. Hani şimdi Davinson'u oynatırsan bu sefer de onun değerini kaybedersin. Yani farklı alternatifler geliştirmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Nasıl olur onu bilemiyorum. Ama e, Davinson varken Davinson oynar. Yani o çok onu hissettirdi bana. E, son olarak Çağdaş Atı'nın da e, sen hani esneklik gösteremediğinden bahsetmiştin karşılaşmada. E, ilk karşılaşması kimleydi? Hatırlıyor evet. musun? Bir hafta önce ha, kazandıkları İstanbul karşılaşma. Galiba. İstanbul Sporu karşılaşmasında white 3 e, üç stoperli e, çıkıp e, mesela e, topu e, topu kaybettiğinde 4'lü savunma 4 e, dört, dört savunmaya geçip Karzevi sağ bek'e koyup e, top Başakşehir'e geçtiğinde Karzevi orta ikiliye e, monte i̇yi, ettiğini doğru. görüyorduk. Aynı e, Arsenal'de i̇yi, oynanan iyi. değişiklikler gibi. Ee, Tabi İstanbul Spor'da e, karşılaşmasında hani toplu topsuz bu geçişleri yapmak e, hani daha kolay olabilir ama Galatasaray'a karşı bu, hani e, ist istikrarlı şekilde hani bunlara sadık kalabilmek hani o kadar kolay değil çünkü Galatasaray'ın çok şiddetli bir presi var ve e, geçen sene de aynı geçen senede olduğu gibi e, bence bu karşılaşmada da başlarına bel aldı o şiddetli pres aynı hatırlıyor musun? Evet. Geçen sene senede Kaptı, penaltı olmuştu. Burada da penaltı olabilirdi. Ki bence penaltıydı. Yine başlarına bela olabilirdi. Onun dışında da yine e, bence pasları hiç işlemedi abi. Geriden oyun kurulumunu hiç uygulayamadılar. Galatasaray yine bence bu konuda başarılıydı pres konusunda. Orada yine sorunlar yaşadılar. E, ben İlerleyen haftalar bu karşılaşmada hani çok fazla o üçlü dörtlüye döndüklerini görmedik. Sadece geriden pasla çıkmaya çalışlar. Yoksa hani topsuz e, topsuzken üçlü, topluyken dörtlü hani bu şekilde e, kaymaları bence çok yapmadılar ki bence iyi yaptılar. Çünkü daha da sorun yaşayabilirlerdi. Çünkü e, yeni gelmiş bir antrenör ve e, o oyuncu grubuna biraz daha adapte olması gerekiyor. Bir de Vahit şöyle bir sıkıntısı da var. Kayseri'deyken hatırlıyor musun? Şöyle bir sö söylemi olmuştu hocanın. E hani Elinde çok az bir oyuncu grubu olduğu için, yani çok sınırlı bir oyuncu grubu olduğu için, hani onu uygulaması ve hani e, bundan keyif aldığını söylüyordu hoca. Hani e, zaten elinde çok az bir nüve var ve bunu uygulamak hani hem keyif veriyor hem de şey çok fazla bir beklenti de olmadığı için bunları kolay kolay test edebiliyordu. Şimdi abi çok yüksek, çok geniş bir e, Başakşehir kablosu var ve e, kaliteli ama vay şöyle bir sıkıntısı var futbolcuların. futbolcunun. E, hani çok doymuş oyuncusu da var abi. <laughs> Mesela isim isim baksan şampiyonlar bile oynayabilir diyebileceğin oyuncular var kadrosunda. Ye yedekten Pelkas falan girdi. İlk e 11'inde Emanuel Adnan Uzay takımda değil mi şu an? Yok o ayrıldı. <laughs> Kiralıktı. Geri döndü o takımına. E çok üst düzey oyuncuları var. Yedekten giren forvet ikilisine bakıyorsun. Abi tekle Emanuel Deniz gibi abi çok üst düzey profiller İki tane e hani Birisi Premier Lig'den geldi, diğeri zaten e, e, Milan forması görmüş. Hani evet düşüşte bir oyuncu ama sonuçta ligin bence çok üstünde profiller bunlar. Evet, evet. O, o, o bakımdan bu oyuncuları tekrardan diriltmek de çok zor. Onu mesela e, Gökhan ile, Dağla, Mametiyam'la oynamakla bu kadar geniş oyuncu e, geniş e, bir ile oynamak o kadar kolay değil. Ona adapte olması gerekiyor. Çünkü sahaya çok fazla e, kafa yören bir antrenör. Hani oyuncuları tekrardan e, hani o sisteme adapte etmesi için bence biraz zaman al alacak. Önlerinde bir Fenerbahçe karşılaşması da var. Orada da ben merakla bekliyorum nasıl bir oyunla e, kurgulayacaklarını. Zaten o karşılaşmadan sonra haftaya da Fenerbahçe Başakşehir'i mutlaka alırız. Kesinlikle diyeyim. Sözü sana Bir şey yok, diyeceğim bir şey varsa. Yok, şey diyeceğim yok. Dediğim gibi bence Çağdaş Hoca bu maçtan sonra bu oyun esnekliğini çok daha fazla yapacaktır. Hele büyük maçlarda. Ya da rakibi kendine göre, rakibinin güçlü olduğu maçlarda, oyun anlamında güçlü olduğu maçlarda. Çünkü Çağdaş Hoca'nın şöyle bir şeyi var. Hani oyun olarak rakibinin güçlü olup olmadığına çok fazla dikkat ediyor hani ona göre bir performans ona göre bir ilk on bir tercihinde bulunuyor. Ama dediğim gibi çok ekleyecek bir şeyim yok. Galatasaray'ın hani o gitgide oyunu çok daha iyiye gitmeye başladı. Bugünkü maçı saymazsak. Hani bugünkü maçta da oyuncuların şöyle bir labali vardı. Ya yani ligin hani kalibri olarak en düşük takımı ve hani biz bu maçı büyük ihtimalle her türlü galip geliriz düşüncesi çok fazla hakimdi her ne olursa olsun. Deyip buradan Arsenal Tottenham maçına geçelim istersen ben sana tamam. pas atayım senin söyleyecek var. Ee, nasıl pas atayım? 2-2'lik ee, karşılaşma. Zaten United'la Tottenham karşılaşmaları genellikle evet, çok gollü KG zaten... var geçiyor. Aynen yani çok bol gollü geçiyor. E ee, bu karşılaşmada benim yani tabii çok fazla eksiği var Arsene. Şu anda normal akış kadro istikrarı bence bozulmaya başladı. Martinelli, Trossard bu karşılaşmada yoktu. E, parti'nin zaten uzun süreli sakatlığı var. Ve Rice, Rice çıktı. Abi zaten Rice çıktıktan sonra bence maç 360 derece döndü. İlk yarı bence çok güçlü bir Arsenal gördük. Yani orada <laughs> önleri öne geçtik. Yakalandı. Bir performans vardı. Aynen yani Tottenham'ın da ne kadar iyi girdiğini sen de iyi, yakından takip ediyorsun. Bence Arsenal olabilecek en iyi oyunlardan birini oynadı. Hafta hafta içindeki bir şampiyonelgi karşılaşmasından sonra bence çok güçlü bir oyun oynadı. Özellikle toplu oyunda çok dominanttı. Ama abi Rice ve hiç anlayamadığım bir şekilde e Arteta taktiksel olarak söyledi. Vieira'yı alıp Havertz'i soktu. Abi Havertz rezalet oynadı. Yani bak. Yani var çıldırdım. Tweet attım zaten. Benim tahammülüm kalmadı kanka. Sen zaten biliyorsun. Ben biraz daha e, imserdim. Hani biraz daha bekleyelim, edelim. Ama yok abi. E, çıldırdım. Beni. Yani ha çıldırdım. E, tahammülüm kalmadı. E, e hakikaten topun ağzına geldi. Bundan sonra artık kredisi yok. Söveceğiz. Çok fazla tepki koyacağız. Çünkü abi orta sahayı kaybettik. Ee, hiçbir şekilde katkı sağlayamadı. Toplu topsuz rezalet. Yani tamamıyla eksik oynadık. 10-11 oynadık. Diyip sözü ya, sana bırakayım. Oyunu çok fazla şöyle oyuna sana bırakmak istiyorum da bir iki bir şey diyeceğim. Ben gelin olarak takım üstünden bir şeyler diyeceğim. Yani ilk yarı müthiş bir Arsenal vardı. Yani Rice'ın sakatlığı ikinci yarının olmaması çok şey değiştirdi. Çünkü ön alan baskısını Premier Lig'de hatta bence dünyada en iyi yapan takımlardan biri olan Arsenal düşünün geçen seneki City maçına gidelim. Uzun top çıkmaya çalışan bir City vardı. Hatta uzun top çıktı ve hani maçı 3-0 aldı. Baktı Guardiola rakibine göre oyunu değiştirebilen hani taktiksel olarak çok fazla esneyen bir teknik adam. Baktı Arsenal öyle olan baskısı yapıyor. Hiç riske girmeye gerek yok. Haaland gibi bir canavar var ileride. Topu indirelim. Bir şekilde alalım. Ve gole atarız dedi. Bunu baş, başardı. Hatta o maçın toplu oynama oranlarına bakarsak Arsenal çok daha fazla üstün. Hani son 15-20-10 dakikayı falan saymazsak orada Arsenal çok bayağı geride. Hani fiziksel olarak düş fiz, yani psikolojik olarak düştükleri için. Hani, evet, hani orası. 60, 65. 70. dakikaya 55. dakikaya bakarsak oyun olarak üstün gözükebilir mesela Arsenal. O maçta ciddi maçında. Ha bu maça gelirsek ön alan baskısını yapıyorsun. 2 yarı müthiş bir ön alan baskısı var. Hatta golü de buluyorsun bir şekilde. Yani, hani, bir şekilde geçiyorsun öne bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsun. Ama ikinci yarı çıkmaya başladığında şöyle bir sorun oluyor. Ödegard, Enketa'ya, Gabriel Cicis ön alan baskısını yaparken kafayı geri çeviriyorlar ve Rice yok. Hani biz orada Üçüncü bölgede sıçtığımızda arkamız toplayacak bir altı numaramız yok. Ve dünyanın en iyi altı numaralarından biri şu an. Hem altı buçuk hem sekiz buçuk dokuz. Hani o bölgeyi ceza orta sağ yuvarlağını çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Yani dünyada daha iyisini oynayabilen bir oyuncu şu an bence yok. Hani hem altıyı hem sekizi altı sekiz gibi oynayabilen. Abi parti olsaydı evet. e, biraz kompansiyon Kesinlikle. verdik de Jorginho e, ma ma maçı katleden Aynen, ikinci evet. oyuncu. Aynen. Yani ya o yani o ikili haber ve Jorginho'dan hiçbir şey beklemeyeceksin. Sadece sana 10 dakika getirebilecekler Yani 3-0 öndesindir Sheffield deplasmanında başka bir de Newcastle deplasmanında ve topu tutmalarını isteyeceksindir. Jorginho o yüzden atacaksın. Rice'i dinlendirmek için, Partey'i dinlendirmek için. Başka hiçbir türlü sana katkı verebilecek oyuncu performansında değiller şu an. Hani bir şekilde Hı -hı. seni yukarı çıkartabilirler hani seni şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilirler ama hmm. uzun vadede kısa vadede hani maç gözüyle baktığında yani Tottenham maçında Arteta Jorginho'yu sahaya atarken şunu demiş midir Jorginho maçı tut alalım tarzında bir düşünceye kapılmış mıdır? illa ki teknik adam olarak oyuncusundan bunu bekleyecektir ama stadyumda da olanlar televizyondan da izleyenler böyle bir şey görmedi. Hani böyle bir şey Yok hissetmedi abi. yani. Sen biliyorum ben biliyorum başkası biliyor yani Arsenal taraftarı olarak izleyenler maçı. Ha ikinci yarı ne oldu? Rice çıktı. Bence oyun tamamen gitti. Haversin'deki o etkili performans olmayınca. Yani çünkü hani geride bir sıkıntı yaşıyorsan bari ilerideki sorunu çöz ki hani attığın kadar hani yediğin kadar atabilirsin ya da fazlasını atabilirsin. Ha şunu diyeceğim. Hani Hocaç ben Hoca'ya şöyle sallamak istiyorum. Hani böyle bir performanstan sonra Arteta'ya sallamak ister misin? Bir Rams değil böyle kolay kesmesi benim hoşuma gitmedi. Bu çok ciddiyim. Raya dünyaları çıkarmış olsa da iki maçtır. Onun sebebi biraz daha, yavaş yavaş çıkmaya Neyim başladı. Ben görmedim. Ya bu şey ayak kalitesinden çok fazla hani daha önde gördüğünü söylüyor. Şey karşılaşmasıydı PSV karşılaşmasında 30 tane isabetli pası varmış şeyin uzun topta e, ee, geçen sene Ramsdale'ın maksimum 3'müş sanırım. Yani uzak ara yapmış. O yani çünkü geriden pasta çıkmaya çalışıyor ya ve hani orta metrajda pasları o o, 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 konuda önde görüyor diye haberler çıktı e dair. Ben he, ne olursa olsun Ramsdale'ın bu kadar kolay kesilmesini anlayamıyorum. Ya hoca ya şöyle de yapıyor yani bazen pat diye kesiyor birini koyuyor ve hani Şenol Güneş'e Beşiktaş taraftar bir şey diyemiyor yani ya, hocam bunu kesti bunu koydu. Çünkü genellikle tutuyor. Hani aynı Arteta da öyleydi. Hani kesiyor, koyuyor ve bir anda tutmaya gayret gösteriyor. Hani Leno'yu kestiren Ramsey'yi koydu. İnsanlar şöyle dedi. Ya Leno'yu kestin bunu koydun ama tuttu. Ben Raya da öyle değilim. Yani bu Ramsey'ye ekstra bir sevgim olduğu için de olabilir. Ekstra olarak şunu diyeceğim. ilk defa kuracağım bu cümleyi bu sene. Bence yine şampiyon olamayacağız. Bunun en büyük sebebi City'nin bu kadar iyi olması falan değil. Bence bizim net bir santroforumuzun olmaması. Yani Enketia ile Gabriel Jesus'un 36 maç, 38 maç çıkarabilecek potansiyelde, fiziksel olarak potansiyelde olmamasından dolayı. Yani orada bir iki senedir söylüyorum bunu. Podcastlere yaptığımızdan beri bak daha demeden kim olduğunu anladı. Hayır hayır. Ee, güzel pencere açtın evza. O konuyla alakalı da gelişmeler var. Kim geliyormuş? Ee, Devre arası için Ivan Toni'yi kovaladığını istiyorlar. Yani. Kim? Chelsea'lere değil mi? Chelsea dediler sanki. Arsenal evet, Chelsea yani. istiyor. Şey şu an oynamamız sebebi de Bayis. Bayis de neymiş? İlk golü ben atarım. Yani forvet bu adam. Kim o, oynayacak? Yok ya yani, gel yani. Geldiğinde yani. gerçek. Tabii yani, acilen bir forvet almamız gerekiyor. Farkındalar diyordu yani aynen. Gabriel Jesus bak keşke Gabriel Jesus fiziksel olarak iyi bir durumda olsa ve hani sezonu yüzde seksen yüzde doksan götürebilecek potansiyelde olsa. Hani bu dünyada bayıldığım ilk üç forvet aktif olarak oynayan ilk 3-4 forvetten biri kendisi. Yani City'deyken de bayılıyordum. Hem Brezilyalı ben Brezilyalı forvet aşığı bir insanım. Hani bence forvet nedir diye sorsalar Brezilya yani. Dünya tarihinde en iyi dokuz numaraları hep oradan çıktı ekstra olarak hani fiziksel olarak farklı bir oyun becerisi olması hani hem oyun taktiksel olarak oyuna çok adapte aynı zamanda Brezilyalığını gösterebiliyor. Hani bazen piçlik yapabiliyor sağda Hani o çalım en yakın örneğin Manchester United maçında attığı gol. Hani onu o kadar sakin bir şekilde topu çekmesi, köşeye bırakması. Hani bunu Terry Henry yapardık fenomen Ronaldo yapardı. Hani gerçek bir 9 numaradan bahsettiğimiz için söylüyorum. Hani Messi, Ronaldo'su, Del Piero'su ayrı hani. Hani bunu Zlat bence Zlatan yapamazdı bu kadar. O kadar klas yapamazdı o iş. Büyük ihtimalle sol ayağı. Lazım o pozisyonu. Hani, o yüzden diyorum Enketi yapı takımı forvet olamaz. Katılıyor. Yani Tottenham'ın <laughs> forvetleri Son olamaz. Aynı şeyi toplum için de evet. söyleyeceğim. Ben bu arada poster hocaya, hocaya bayıldım. Hocanın düşüncesine bayılıyorum. Hani şampiyon olabilir miyiz? Taraftar bunu düşünecek tabii ki diyor. Biz bunu engelleyemeyiz diyor. Ben böyle hocalara bayılıyorum ve şu hiç uzun top çıkmadılar. Sürekli kısa pas yapmaya çalıştılar. Hani uzun top yaparsa orada bir forvetin olmadığını biliyor takım aslında. Kane olsa belki uzun top o ön alan baskısını kırmak için bazen uzun top çıksaydı Kane yüzde %70 topları alabilirdi. Hani Gabriel ile arasında. Ama velaki bir forvet yok orada. Oraya döndüğümde de bence oyuna oyuncuların o kadar ikna etmiş ki hoca. Manisalı ya bir kere ne oldu? Türk kanı var hoca da yani. Şimdi beni delendirmeyin. Hani hoca oyuncuların o kadar bence futboldaki en büyük etken oyuncuların ikna etmek. Oyuncuları ne kadar ikna edebilirsen bu oyunla çağdaş, sürekli çağdaş bahsediyoruz ama en yakın örnek olduğu için söylüyoruz sürekli. Kayseri'deki oyuncularını ikna ettiği için bu kadar başarı sağladı. Oyuncular şunu gördü. Ben Benim performansım artıyor. Takım kazanıyor ve puan kazanıyoruz. kazanıyor. Yani kazanıyor Berabere kalıyoruz. Çok güçlü rakipten bir puan alıp dönebiliyoruz. Oyuncuları ne kadar ikna edebilirsen o kadar çok oyuncu bu oyuna adapte olabiliyor. Yani toplumla alakalı bir şeyler diyeceksen ya da maçla alakalı başka şeyler diyeceksen sana bırakayım sözü. Yani postage hocayla bir de forvetle alakalı bir, bir iki ekleme bin sonra kapatırız. Ee, dediğin önemli şey böyle. Hem babacan bir tavrı evet, var. Kesinlikle. Hani böyle e, ciddi bir adam ve şey e, antrenmanlarda falan mesela şeymiş ikili ilişkilerin konusunda çok iyi olduğu Oyun, söyleniyor. Oyun hani, bu olmazsa olmaz ben diyeyim sana. İkili ilişkiler çok evet, iyi oluyor. Yani oyuncuların çok saygı duyuyor, saygısını hani saygısını kazandığı hani ve gerçekten orada güçlü bir figür olduğu e, e, söylenmeye başladı. Zaten oyunda da etkisini görebiliyoruz. E, sen şeyden bahsetmiştin, Richard forvet olamayacağından. Hatırlıyor evet. musun? Bu sezon başında onunla başladığında ben sona dön dönebileceklerinden bahsediyordum. E, aklın yolu, yolu bir abi. Çünkü çok daha boyutlu bir oyuncu ve şey geçiş oyunlarında vesaire çok daha mahir bir oyuncu. Yani karşı karşıya kaldığında dünyadaki en iyi bitiricilerinden biri Hörmison. Evet. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani gözün kapalı gol o. Gol mesela zaten Arteta'nın gözünden gösterilmişti. Evet. Hatırlıyor musun ikinci gol? Topu kaybediyor ve başına gelecekleri biliyordu Arteta. Çünkü olacak hani kaybedilmemesi gereken bir noktada kaybetti. Ve sonucuna direkt cezayı kesti Madison Hörmison ikilisi. Ee, ben şu e, şey ekleyeyim, onu da biraz. Çünkü 360 derece o oyunu değişti. Conte dönemindeyken Gisuma biliyorsun kadro dışı kalmış bir oyuncuydu. Çünkü hatta Conte'nin ağır olacak ama mesela şey taktiksel olarak anlamadığından evet. bahsediyordu. Yerimizi anlamıyor vesaire. Onun bir kovun demeci veriyordu. Yani oyuncu direkt hedef alan açıklamaları vardı. Abi Postejoğlu geldikten sonra bu karşılaşmada da zaten Havertz ile Jorginho girdikten sonra abi Bissouma e, prime Engolo Kante gibi takıldı sahada. Yani içinden geçti. Son yarım saat büyük bir dominasyon vardı. Orada zaten Arsenal oyunu da kaybetti. Topu kaybetti. E, Bissouma abi tüm hükmetti ya orta sahaya. Tüm maça hükmettiği bir alan, alan yakaladı. E, onun dışında yani Maçı dikkat çeken eşleşme Udogi ile Saka eşleşmesinde abi orada da Saka çok ağır e, domine etti. Udogi başına şey bayağı dedi, çorap ördü. Maçtan sonra Udogi maçın en iyisi falan dedi. Ya o biraz şey hani oyuncuyu farkındaydı çünkü hedef direkt bence hani hedef alınan oyuncu oyuncuları Udogi'ydi ve orada çok hani hiç işlemedi. Udogi bayağı sıkıntı Gerçekten çok sıkıntılara soktu. Hani normalde saka, hani bir de genellikle bitirici şekilde oynar. Orada direkt işi e, bireyselliğe döktü. Orada büyük sorun. Zaten erken sarı kart yedirdi. E, o kartla birlikte bence agresifliği de kaybetti ve ikinciden de atılabilirdi. Yani çok fazla hamle de yapamadı. Orada yani en fazla solu alan ve tabii ki abi Romero. Yani ikisi Udogi ile Romero. E, yani bir direkt eksi yazdılar. Ki Romero biraz talihsizdi. Hadi bireysel hataları çoktu. Hani onun bir kendi kalesine gol e, penaltı vesaire e, Kötü bir karşılaşma geçirdi ama tabii bir puan onları şey yani Arsenal sonuçta iç sahada ligin en Pardon. iyi takımlarından biri ve gerçekten güven sağlayacaktır Tottenham açısından. Çünkü e, kaybetmemek e, şu anda yeni yapılan bir takım için e, değerli. E, Tottenham'ın yani ilk dört için e, ciddi adaylardan biri olacak. Yani Onu bence tekrar söyleyeyim bu takıma forveti gelmediği sürece birincilik hayal. Yani şampiyonluk Premier Lig'de hayal. Abi bir de City e, normalde biliyorsun e, sonradan hani zaten iyi başlıyorlar ama Peki. hani ufak puan kayıpları oluyordu sezon başında. Şimdi puan kaybetmiyorlar da. Şimdi Arsenal puan kaybediyor. City sürekli kazanıyor. Yani marş e, City lehine açılırsa zaten geriden yakalama ihtimali zaten yok. Arsenal yine önde hani öne geçerek hani Arapatın atı misali geriden gelme şansı bence yok. Yani puan, bu puan kayıpları e, iler, ileri seçim sorunu teşkil edebilir. Hani geçen sene eski gibi olmayabilir. Yani Sezon hani ihtimalle. net bir şey alabilir. Yani. yani büyük ihtimalle belki Avrupa'ya yöneliriz. Belki şampiyonlar Ligi'ne hedefler, bir çeyrek final. Ya Ben zaten önemli bir hedef abi. Yani Arsenal oyunu da güçlü bir oyun. Yani e, ters bir rakip gelmediği sürece Arsenal hani çeyrek, yarı final biliyorsun. E, son katıldığı 5 organizasyonda Şampiyonlar Ligi'de hep ikinci turlarda elendi Ama Arsenal uzun yıllardır. Yani grup e, gruptan çıkıyor ilk turun hemen sonrasında eğleniyor yani çeyrek finaller yarı finaller hayal edilebilir zaten e, e, Gabriel Jesus da ondan bahsetti yani önemli bir hedef yani katıldığı her kulvarda bence Arsenal'in önemli bir iddiası var hele hele kısa e, uzun vadede çünkü City'yi alaşağı etmek çok zor White bunu Liverpool'un en iyi olduğu dönemlerde de hatırlıyorsun 100 puan alıyor Liverpool şampiyon olamıyor. Yani nasıl nasıl mücadele edeceksin bu takımla? Ama Şampiyonlar Ligi'nde e, tek e, hani rövanşlı karşılaşmalar olduğu için bence Arsenal'in hedef maçlarda daha iyi şansı kesinlikle. var diğer e, Avrupa takımlarına karşı. Orayı da yani Arteta'nın bence çok atlamaması gerekiyor. Yani kesinlikle deyip haftanın bir diğer derbisi olan Atletico Madrid-Real Madrid maçına geçelim. Atletico Madrid sürpriz bir sonuç mu aldı? Bence biraz sürpriz gibiydi maç. Yani Real Madrid'in böyle bir skor alabileceğini, hani erkenden maçtan kopabileceğini bence kimse düşünmüyordu." deyip sana bırakayım bakayım neler gördün maçta? Abi, e, şey yani beklenti olarak e, evet yani şey rahat galibiyet aldı. maçı biraz e, bir kısmına bakabildim ve e, hani hani Atletico'yu ben şöyle e, fazla takip etmiyorum abi. Simeone'nin oyunu ben bana sar bana gelmiyor. O yüzden son yıllarda çok fazla takip ettiğim bir takım değil ama bu yıl abi biraz bakmaya çalışıyorum. Daha fazla hücuma hücuma dönük oynamaya çalışıyorlar. Yani daha Atletico yani son yıllarda olmadığı kadar çok daha fazla pozisyona giren bir hüviyete daha çok gol daha çok üretiyorlar ilginç bir şekilde. Yani biraz daha onu kırdığını söyleyebiliriz. Bu karşılaşmada bence e, zaten Real Madrid kazanırken de çok dominant oynamadığını biliyorduk. Yani Bellingham'ın biraz hani boya şey fazla iyi o girdiği sezon başlangıcıyla birlikte biraz hani e, biraz hani çok fazla doğru gal hani doğru bir galibiyet şeyi vermiyordu hani performansı vermiyordu orada ekstra galibiyetler al, almışlardı hani şu bu maçta e, Çuaminil ile başlamadılar ve abi orada bence kırıldılar yani biraz zayıf bir üçlüyle başladılar yok ve Kroos ve çok... Modric var sana aynen yani e, şeyden bahsediyorduk Modric Kroos'la birlikte üretkenlikte bence çok daha elleri güçleniyor. Çünkü Kamavinga ile Chouameni'ye göre bence daha mahir oyuncular ama dönecek olursak diğer tarafa bu sefer de Chouameni'nin çok daha güçlü bir savunma yönünü kaybediyorsun. Bu da geçişlerde çünkü Fran Garcia'yı da hedef, aldık, daha hedef aldığını gördük çizgiden. Fran Garcia ilginç bir oyuncu. Yani ben oyuncunun stilini beğeniyorum. Yani ilginç e, o özellikle hücuma kattığı bence iyi bir boyut var. Çok fazla asist yönlerinin de hani e, duran o, şey e, kanat bindirmeleriyle birlikte asist asist yönünü fazlasıyla gördük bu yıl. Ama aynı zamanda bence savunma anlamında biraz eksik bir oyuncu. Aynı biraz Anhelino'nun tarzına benzettim ben. Teknik olarak teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Hani oyun kurulumuna da katılıyor. katılıyor. Ama savunma anlamında da ekstra dezavantaj sağlıyor. Bu karşılaşmada da bence Özellikle sağ çizgiden çok fazla hedef alındı. Of, of, e, ceza yani. Koşullarında... Kesinlikle yani ceza sahasında da zaten sürekli Griezmann'ı falan e, oraya doldurduğunu görüyoruz. Orada Morata'yla Griezmann'la çok fazla deldiler. Yani savunmada henüz e, ideal e, dörtlüyü de bulamadı Real Madrid. Orada Militao'nun eksikliğiyle birlikte biraz orada çünkü agresifliği e, veren oyuncu Militao. E, a, oradan Chelsea'den aldıkları oyuncunun ismi neydi ya? Çal ben de hatırlayamadım. O biraz gidip geldi tamam, bir oyuncu. Yani. Alman, Alman Alman Milli. Tamam, çok Neyse çok önemli Alman. değil. Gelmeyince tamam, gelmiyor tamam. işte. Eee. E, yani. ile birlikte böyle mesela o ikiliydi. Ben çok hani güvenilir değil değil ya. Real Madrid'deki. Ha, Real Madrid'deki, pardon. Chelsea'den geldi de Real Madrid'de oynuyor şu an. Bir şey diyeyim mi? Ya o ikili çok ideal değil. Bekliyorum hadi. geldi. Söyle. Hayır. Savunmacıları yaz. Dur, dur, Rodrigo. Değil abi. Stoper. Sen hangi sayfayı yani açtın? Yani bakmıyor muyuz abi şu an? Bakıyorsun. Kadrosuna tamam. gelmedin mi? Kanka Kepa. numara. Abi. 2 numara. Abi iki numara diye bir bak şimdi. Tam iki numarayı boş ver. Stoperleri oku. Tamam, stoperleri okuyorum sana. Milli Alaba Rudiger Fernandes. Geç abi Rudiger. E, Tam dedim ben Rudiger diye. Ha duymamışım ha, Rudiger, pardon. dedim. Duymadım, duymadım. duymadım. Ben şey Aspliku'dan sonra şey tamam, başka isim duymadım. De tamam. Kepayı da söyledim. Yo, tamam, kepal tamam. Yok kepal işimiz yok. Eee <laughs> Alaba ile Rudiger yani çok fazla ikisi yani sakar yani şey Alaba'danın karakteri de Rudiger'in zaman zaman sakarlıkları olabiliyor. Orada hani çok fazla e, adam kaçırma problemleri de yaşıyorlar. Yani Morata o, o maçta günündeydi. Yani iyi, iyi bir, bir performans sağladı. Maçı aldı. E, onun dışında yani Real Madrid'in tabii ki e, hücum yönlerinde de eksiklikler var. Yani Vinicius'un bir an önce takıma dahil olması gerekiyor. Orada çünkü... da forvet sorunu var Abdullah. Vinicius tek başına 4-2-3-1'in ya da baklava 4-4-2'nin forveti olabilecek bir oyuncu mu? Yok değil zaten. A şey ilginçtir. Jose Lujuydu mesela e, hala güvenmediğini gösteriyor. Yani ilk 11'de hala başlatmıyor. Başlattığı maçlarda da e, hangi maçtı? Gol attıktan sonra hemen kenara aldı. İlginçtir. Yani gol ararken adam gol attı. Birbiri biri getirdi. Sanırım sosyal atmaçıydı. Oyundan çıkarttı. Oyundan çıkarttı hemen. Yani orada taktiksel olarak değiştirdi planı. E, yani çok ana planında olmadı. Çok rahatlıkla gözüküyor. Yani forvet yok elinde ve e, hani şey o zaman, en yani normal doğal 9 numarası Hoselü evet, yani evet, profilinde kimse Tek, gerçek 9 numara. O zaman şöyle diyeyim sana. Evet. Bunlar oynuyor. O zaman oynuyor. şöyle diyeyim. Seneye çaba Alonso gelirse getirir mi forvetini? Net getirir ve Bonifas'ı getirebilir yani. Bonifas olabilir, Osimen olabilir. Yani o tip bir oyuncu mutlaka gelmeli. Ya gel gelecektir. Zaten bu yazı transfer yapmadılar. Ya Mbappe olsun olmasın artık kesin bir forvet gelecektir. Ya şunu diyeceğim sana. Mbappe'yi mi istersin, Osimen'i mi istersin? Abi Mbappé varsa yani Mbappé ya, stilinden dolayı soruyorsun evet, biliyorum. Stilinden hani, dolayı tamamen. Abi Mbappé yani başka bir seviye ya. Mbappe yani yerine başka bir X oyuncu olsa düşünülebilir de Mbappé gelirse abi kimseye düşünülmezsin yani. Mbappé'yi bir kenara geri kalan kadro bir kenara. Oyunun çünkü bak şimdi yani kim var bu kadar e, yani elit seviyede Haaland, Mbappe yani bu bu isimler zirveye yazılır. Evet, hani e, Mbappe'ye göre bile şekillendirebilirsin vaat gerekirse. hani çok mu forvet istiyorsun? Mbappe'nin yanına da ne biraz daha idarete edebilecek bir 9 numara da alınır gerekirse. O simen olmaz, olmaz. Daha orta segment 40-50 milyon euroluk bir forvet çözebilir takım. Ama yani Mbappe mutlaka ilk hedef ben Mbappe olmalı. Ekstra olarak 3 sene sonra Julian Alvarez bile çökerler. O var da çok yakıştırılıyor ve çok tatlı olur vay. Değil çok şey, çok çok ben Real de çok topluyorum. E, söylentiler var. E, çok hoş olur. Tipi, mipi, çok beğeniyorum. yani beğeniyorum. futbolu karakteri, hani karakteri derken hani sağ içindeki duruş mur. Ne güzel olur abi. Alvarez ve Mbappe aynı yaz olsa çok boyut atlar takım. Bellingham'la Bellingham, birlikte. Alvarez, Mbappe of... bir de Brezilya'daki Endrick. Abi Endrick var. Vinicius falan ne yapacaksın abi? Arda, Bro, Arda Güler falan. Çok A, şey. olmaz deyip, bir şey deyip, hani benim ekstra diyeceğim bir şey yok Atletico Madrid'le alakalı. O zaman bak şuna değineceğim. Uzun zamandır dizi konuşmuyorduk. İki tane dizi yapacağım. Tamam mı? Soruyu da ondan sonra cevaplarsın. Bir Blue TV'de Magarsus var. İzledin mi? Baktın mı? Bilmiyorum. Baktım Beğendin mi? İyi, iyi, i̇yi öner abi. Ben son Son bölüm, son iki, üç bölümü izlemedi. Bu ara çok fazla seyahat ettim. Sakarya'ya çok fazla gittim, Hı. geldim. Yani düğünde oydu, buydu. Bu ara çok dizi... Berkay ateş, Berk ateş soy ismi gibi Ardiden ateş ediyor. Yani beton ya. çok iyi. Orada insanlar ilk başta birinci bölümden sonra şöyle bir şey oldu Abdullah. Hani birinci bölümü izliyorsun ya. Neydi orada? Berk ateş değil, diğer erkek olan. Ha. Adını unuttum. Abi, tamam. Sen, bu, bu Onun yok. şeyine şivesine ne diyorsun? Ne, ne? Çağlar Ertuğrul. Ha, ha, Çağlar Ertuğrul. Bence eski yazar karakterlerden Hiç değil şey. mi? Çok. Çağlar Ertuğrul'un o şivesi hani o şive yapma gayreti beni çok irilte etti. Sonradan alışıyorsun. Evet, evet, yani Dördüncü, yani. bir... 4. 5. 6. bölüme doğru alışıyorsun ama velaki 1. bölümü ilk defa izleyen bir insan çok fazla arkadaşıma izlettim hani bakın güzel dizi hani Emmy ödül de aldı hani falan Berlin Film Fe Dizi Festivali'nde ödül de aldı falan diye şunu da herkes ya Çağlar bir soru işareti. şunu düşündüm Çağlar'ın yerine Cio oynasa hani Cihan Gir Ceyhan oynasa Cio diyorum da bir şey diyeyim mi? Yani evet casting de orada ben o sıratıyor bana da öyle geldi. Yani daha doğru bir karakter şey doğru bir kişiye gitseler boyut atlayabilir de karakter. Cihangir Ceyhan oynasa mesela hani Adana geçtiği için söylüyorum. Adana ağzıyla konuşulmaya gayret gösteriliyor dizide. Bence bunu Çağlar Ertuğrul yapamamış ya. Yo, oyunculuğu gene iyi. Oyunculuğuna dediğim bir şey yok. Bence öyle. Ben çok şöyle, hakim ol, hakim değil. Yani televizyonda oynuyor evet. sanırım. Çok dijital. ...hiç şey yapmıyor. O kısma yani oyuncunun çok... ...hani net bir şeylerde çalıştığını çok bilmiyorum da... ...Berkay Ateş'i daha evet, çok takip. Biz, Berkay, biz Berkay'la birlikte çok fazla Bir de ikincisi Amazon Prime'de çıktı. John Wick'i hastasıyız. Biliyorsun. Hı -hı. O, otelli anlatan bir dizi. Üç bölümlük bir dizi yayınlanacak. Birinci bölüm yayınlandı. Bir buçuk saat. Hani film gibi izliyorsun. Hı -hı. Ama şu, film tadında. tadında şöyle bir şey diyeyim. Hani John Wick'le alakalı bir şey kenar oyuncusu beklemeyin. John Wick gibi bir şey beklemeyin. O neydi adı? Bak gene at. O otelin sahibi vardı ya. Continental otelinin sahibi. Onun gençliğini anlatan bir dizi. Ona ben de bakmadım. Bak, Bakayım. Winston. Winston. Easton Aynen. Hı hı. onun gençliğini anlatan bir dizi oteli nasıl olduğuna dair hani oteli nasıl aldığına dair bir dizi var ben de geçen Amazon Prime'de ulan ben duymuştum dizinin yayınlanacağını da hani Amazon'da yayınlanacak ya da 20 Eylül'ün 22'sinde yayınlanacak diye bir bilgim yoktu bir anda Amazon'da dizi ararken gördüm hani şeye bakıyorum Amazon'da sürekli Newcastle'ın o belgeseli yayınlandı mı diye hala yayınlanmak Türkiye'de neden yayınlanmadığını hiçbir fikrim yok. Yani İngiltere'deki Amazon Prime'de, Avrupa'daki Amazon Prime'de yayınlandı. Türkiye'ye gelmedi hala. Onu sürekli bakarken orada gördüm. Bence izleyin. Müthiş kastı. Ekstra olarak hani son filmde ölen, gerçek hayatta da ölen abimiz. Gençliği de var. Hani biraz değişik. Hani şeye ben bayılıyorum. Hani bir film yapıyorlar ve onun başka bir karakterine başka bir hikayesini genişletme perspektifine bayılıyorum. Bir tane daha dizi gelecek ekstra olarak. Hani o bale, o John Wick'teki bale versiyonu var ya John Wick'in ailesi. Orayla alakalı da bir dizi gelecek. Hikayeyi genişletiyor var. Benim çok hoşuma gitti yani. Sadece John Wick, Keanu Reeves karakteriyle kalmadılar. Evet, biraz daha boyut evet, katıyorlar. Yani bence ona sen de bak. Bir de film tadında Tamamdır. çok fazla hani kastı olsun bu su çok iyi. İyi bir fiyat. Son kısma önerilerimizi yaptık. Bu hafta zaten Cuma günü de şey geliyor. Kurotlar üstüne geliyor. Onu bak onu şu ee, an sana canlı söylüyorum. Canlı derken hani insanlar onu şey canlı göreceksin. Onu beraber gidip <laughs> bir vlog yapalım mı? Tatlı olur. <laughs> Cuma günü. Cuma günü ya, için mi diyorsun? Için hemen hemen yani. Başka bir gün için beraber gidelim. Tamam. Yani uygun yani, olduğu her ya belki zaten gidip daha keyifli olur hatta. Beraber Olabilir. Gidelim, vlog yapalım. Tamam. Filmden önce konuşalım. Filmden önceki beklentileri, filmden sonraki... Üç... Tamamdır. 3 saat 20 dakikaya yakın. Yani bir 200 dakikası var yine uzun. Yine Nuri e, şey, yani... Hayat, Zeki Demir Kubuz'un Hayat Fragman'ı yani. aralığın, başında, aralığın başında ona da gideriz. Ben zaten ona da onu 2 kere, 3 kere falan gitmeyi düşünüyorum. Zeki abimize saygılar Zeki abimiz Cümlede, fragmanın içinde şöyle bir cümle var ya burası Türkiye. Herkes inanmak istediğine inanır diye. Aynen. yine imzasını attı. Yani olabildiğince sinemalarda izlemeye çalışalım. Evet. Çok daha aynı şey. Şey hatırladım. Öyle bir cümleyle evet. alakalı bir şey var. Ne yapayım? Benim de inandığım bir tek şey sen varsın bu amına koduğumun hayatı. Ha Bekir'in ha. işte. Ha Bekir miydi? Hangi kader? Vardı? Kader. Kader. Herkesin inanmak istediği bir şey vardır bu hayat amına koduğumun. neyse işte küfürlü bir şey. deyip soruyu cevapla. Hatırlatayım tekrardan soruyu. Bu saate kadar bizi izleyen insanlar olabilir. ya. Yani sporcuya aklına geliyor da şeylerde kafam karıştı hemen. Hani kimi seçeceğim falan diye. Ee, soruyu hatırlıyorum. Bir sporcu, bir müzisyen, bir oyuncu. Ee, bir oyuncu bir de ya. yemek. Bunlarla büyük. Ne nerede? Ben i̇z on sana kalın. Ben ekstra sordum Tamam. Yani sporcu olarak abi iki kişi aklıma tamam. geldi. Hani erittim erittim, şu hatta 3 kişi pardon 3 kişiden erittim. Ee, yani nasıl te teke indiririm bilmiyorum. Jordan, e, Ronnie O'Sullivan, e, Rafael Nadal. Hani bir küçülüm bunlar abi. Çok severim hakikaten. E, Üçünde Ay, ayrı ayrı sevdim ya bak içine futbol az Bol... futbol dendiğinde kaçırdık. Henry'i kaçırdık. Sen tiyernliydi <laughs> abi. Ben. Ha şey söyleyeceksin çünkü ikimiz masasında da ikimiz olalım. Tamam. tamam. Ee, sen tiyatrodan seç Bilmiyorum aynı seçtim, kişileri seçmeyelim. Başka birini seçmeyelim. Ee, ben Jordan diyorum abi. Yani Rafa'yı da hastasıyım. Ronnie'nin de hastasıyım ama abi tamam. Jordan. Yani başka bir şey. Jordan Spor oyuncu olarak Abi çok zor soru ya. Yani çok e, aşırı e, yani çok çok sevdiğim birkaç kişi var. Şeyin o var da oyuncunun ismini hatırlayamadım. Ee, bir tanesi sevdiğim bir oyuncu var. Ee, Petzold filmlerinde oynuyor. Christian Petzold'un oyun, e, filmlerinde oynuyor ama onu söylemeyeceğim sanırım ama onu da çok severim. Ee, ya söyleyeceğim ki şimdi Matt Mickelson olur. Dur ismini Petzold'un filmlerinde oynayan bir aktör vardı. Onun da Alman aktör. Bütün filmlerinde oynuyor. Onun da ismini en azından zikredelim. Hani bu masada hmm. geçsin. Dur. Tamam hemen bak bakalım. Çok fazla e, ismi ne şey. Neyi mı? Et mi? Tavuk abi. mu? Dur dur. Bulacağım şimdi. Franz Rogowski abi. Bak geçenlerde Twitter'da şöyle bir soru gelmişti. Hani oynadığı filmin kötü olma olma, olma ihtimali olmayan oyuncular var. Hani ismini soruyorlar. Abi Franz Rogowski'ye garanti olarak söyleyebilirim. Çok özel bir oyuncu. Yani biraz artı ağızda kaçan filmlerde oynuyor genellikle. Onu da söyleyelim. Ama benim daralan oyuncu listemde Matt Mikkelsen. Müzisyen. iki tane hassas olduğum grup var. birisi Radiohead. Tom York Usta. Selam olsun. diğeri de The National'dan Matt Berninger. İkisini de, ikisini de hani çılgınca seviyorum. Ama kanka Hayattaki herhalde hani ruh halimi en çok yansıtan grup Radiohead. Yani e, ne zaman kuruldu hani ilk albümleri ne zaman yaptı bilmiyorum ama hani çok şey nasıl söylerler. Katarsis bir grup. Hani biraz e, var olursa çeken yaşayanlar çok fazla e, hani çok fazla yükseğim o gruba. O yüzden Tom York diyorum. E, bu arada Tom York'la Jordan'ın olduğu bir masa da sapık saçma seviyelerde olur. Hakikaten iki psikopat. Tamam. Orada Matt biraz daha avrasıyla hava katar. E, ne kaldı geriye? Yemek mi? Ne yiyeceksiniz? Abi, yerli <laughs> yemek. E, öyle köfte patates demeyelim, <laughs> saçma sapan. Ne düşünüyorum? İki tane var. Çok severim. İkisi de benzer. Bu arada yani beni hani benzer şey sebze yani yiyeceklerden oluşuyor. Birisi karnıyarık, diğeri de Hiç... alinazik. Onu da sen seç. bayılırım. Karnıyarık İkisini de çok ben. severim. Çok severim. Ali Nazik'te alta koydukları o, ne abi? O var gene ama ben direkt o patlıcanı yemeyi daha çok seviyorum. Okey, ikisinin de hastasıyım. Karnıyarık tamam. çıksın. Gel sen yemekte şey söylemeyecektin değil mi? Çakışmayalım. Yok yok ben yemeği onu söylemeyeceğim. Benim yemeğim, ben benim yemeğim beraber gittiğimiz bir yer. Tamam. Jordan, e, Matt Mickelson, e, başka başka dedik? Tom York, e, karnıyarık. Abi benimki Henry, Terry. Al Pacino. Güzel. Müzisyen Kazım Koyuncu. Onu da seçme sebebim şu futbolla arası çok iyi ya. Hani ya, yabancılık çekmez masada. Ve Al Pacino ile Al Pacino ile şeyi de konuşabilir. Ya bu dünya düzeninde ne yaptınız siz ya? Ya bu kadar ünlü olup da bu kadar ses etmemek olmaz be kardeşim falan. Bir de Al Pacino'nun da futbolla alakalı bağlantısı var biliyorsun. Bir kız arkadaşı eski evet. bir kız arkadaşından dolayı Arjantin'deki bir kulübe üye. Evet, evet, şey e, güzel evet, bir bağlantı olur hani orada. Bir, masada çok güzel bir futbol konuşulur. Yani ben biraz, ben biraz futbol konuşmak istiyorum hani başkalarıyla bakayım. Orada hayır hatta susup dinleyeceğim hani üç konuşacak. Hani biz seninle susacağız dinleyeceğiz onlar konuşacak. Bir de çok değişik bir tayfa. Hani. Yemek söyle. Abi yemek, yemek sarı yerde bizim seninle gittiğimiz bir kanatçı var ya. Mekan kapalı komple. Tamam mı? Güzel. Mekan komple kapalı o denizin yanında ya. Abi sarı yerde İstanbul Boğaz. Kerim selam olsun. Kerim'e selam olsun bizi götürdüğü için. Hani o sarı yerde kanatçıdayız. Çok güzel bir manzarası var biliyorsun. Kimse yok. Beşimiz o ortada masada oturuyoruz. Yemekte artık dükkanda kanat kanatları çok iyi ya da. Ama düşünsene Alpacino ile Terry kanat yerken. Of. Oh, <laughs> çok güzel. <laughs> <çok gülüyor> Bir ortam Yani bilmiyorum yeme yemek ekstra spes hani spesifik spes bir şey seçeceksen Kazım Koyuncu seçsin yemeğe ya güzel bir şey yöresel bir şeyler tattırsın gürçü yeme blaz yeme olabilir şey diyorum bu arada. Ee, öneriler e, vesaire hani yorum yazılabilir. Bak bunlar evet, çok evet. güzel e, yapılabilir hani katılım olabilir bunlara. Bu kesite atarız Aynen, bu şeyde. bu kesite atalım. yap. Instagram. Hani sizin sizin sevdiğiniz müzisyenler, sporcular, oyuncular, yemekler hani yazabilirsiniz. Böyle interaktif güzel bir şey olur. Olur deyip bu haftanın sonuna gelelim. Bir saat altı dakika oldu deyip geçine podcast'in yeni bölümünden herkese hoşçakalın diyelim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bizi Twitter'dan, TikTok'tan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gelisine Podcast olarak hepsinde varız. Elimizde olduğunca Spotify'dan, Google Podcast'te, Apple Podcast'te, App Podcast'te, Yani bir 10 tane, 12 tane, 10 tane platform saydım. Var olmaya için evet, devam edeceğiz. Var olmaya abi. devam edeceğiz. Dediğim gibi belki haftaya canlı yayınlara başlayabiliriz. Belki sonraya atabiliriz. Ama hedefimiz bir yerde bu işi canlı yayına döküp oradan devam edebilmek. Ekstra vlog dedim. Şeyler yapmaya gayret göstereceğiz. Ekstra konu konu da önerebilirsiniz. Hani bu hafta bunu konuşabilirsiniz diye. Hani Sakaryaspor konuşmadık. İnsanlar kızabilir. Yani şöyle konuşmak istemiyorum. Şu an hiçbir şey yok çünkü çok kötü takım. Çok çok kötü oyun olarak çok kötü. Birazcık imare oyun imaresi göstermeye gayret ettikleri vakitte konuşmak isteyeceğim. Çünkü oyun olarak sahada hiçbir şey yok. Ve sahada hiçbir şey olmayan takımı gelişine podcast olarak konuşmak istemiyoruz. Sahada iyi bir şeyler gördüğümüz ya da görebileceğimiz takımları konuşmak istiyoruz. Deyip buradan da Sakarya Spor'u öz yapayım. Eyüp'le Sakarya'yı bak ben de takip ediyorum. Hani artık. Birincilik seferi ee, Abdullah şey... Karataş. Aynen aynen. Bu iki takım artık bizi de bu lige bağladı. Umarım hani Sakar'ı toparlar. Yani dediğin gibi çok fazla alt değişikliğinin sonrasında yani çok ileriye gitmedi. Daha da geriye gitti. Bakalım birkaç hafta içinde hani bir değişik posta ekleriz. Aynen buradan. öyle. Deyip görüşmek üzere. Ağzına sağlık Abdullah. Senin de abi. Eyvallah. eyvallah. Görüşürüz. görüşürüz.